Sevgili izleyiciler merhaba. Bir zaman makinesi videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda size bu madeni biraz gezeceğiz. Elimde geldiği kadar. Bugünkü teammate'lerim, kızlarım Rosie and Daisy. Onlarla gezeceğiz. Şimdi biraz size bilgi vereyim bu maden için arkadaşlar. Bu maden 1700 yılında tam olarak faaliyete geçmiş. 1748 yılında 200 metre derinliğe kadar ulaşmış. Bayağı bir büyük, geniş bir maden. Bu madende kimler ne kadar çalışmış bir bakalım. 1836 yılında toplam çalışan 30 erkek, 896 kadın, 597 çocuk işçi çalıştırmışlar. Bayağı bir şey, yani bir nevi köle madeni gibi bir yer diyelim. Neyse. Rosie, Daisy, gelin kızım. Come on. Şöyle biraz gezelim bakalım. Gel kızım. Gel. Gel kızlarım. Biraz macera yaşayalım, gezelim. Evet. Madenin bu arka tarafları. Rosie, Daisy, gel kızım. Gördüğünüz gibi bayağı bir rampalı yerler de var. Böyle manzara izleyelim. Hem de sohbet edelim. Şimdi geçen sefer ki videoda size biraz kapitalizmden bahsetmiştim. Biraz daha bahsetmek istiyorum. Şimdi kapitalizmle mücadele diye biraz ele almak istiyorum. Yani mücadele edebilir miyiz, edemez miyiz? Etsek ne olur, etmesek ne olur? Bunları biraz bahsediyorum. Tabii bu arada madenle biraz bilgilendirelim. Bakın arkadaşlar, bu madende insan böyle geziyoruz. Şurada bir kuyu çökmüş, eski kapatılmış kuyu var. Artık daha altı, belki üzerini kapatmışlardır. Ve üzerine toprak yığılmıştır. Hani bir metre falan dolgu var burada. Büyük ihtimalle onun altı gidiyordur. Boşluktur yani. Bir de burada var. Görüldüğü gibi burayı da faf yapılmış. Büyük ihtimalle burası büyük bir şahtı, yani giriş kapısı gibi bir yerdi. Evet. Devam edelim. Evet, şu gördüğümüz bölüm yıkama bölümü. Orada iki, üç yerde ayrı yerde su gölek birikintisi. Bunu büyük ihtimalle işte suyu devir daimli olaraktan madeni yıkayıp cevheri ayırıyorlardı topraktan veya taştan. Evet, şu bacaları geçen sefer az bir şey görmüştük. Şimdi biraz yakına gidelim, iyice bir bakalım. Şimdi kapitalizm, evet, mücadele edebileceğimiz bir durum.
mücadele etmemiz de gerekiyor zaten. Her şeyi kapitalizmin istediğine göre bırakırsak, yani dünyada ne adalet olur, ne düzen olur, ne de fakirlik tükenir. Çünkü kapitalizm dediğin zaman, kapitalizm insanlara yani kapitalizm insanlar fakir, kendini güçlü tutmak zorundadır. Kapitalizme içinde olan zihniyetler. O yüzden hani mücadele etmek zorundayız. Bayağı uzun bir maden. Bakalım, bir kuyuya daha geldik. Şurada bir kapalı bir yer daha var. Şuradaki de diğer kuyu, bir kuyu da orada vardı. Onu üst tarafta izlemiştik geçen sefer. Yukarıda gelmiştik biraz. Evet, şu noktaya bir gidelim. Şuradan karşıyı biraz alalım. Evet. Gördüğümüz gibi ikinci suyu da gördük. Onun üstünde zannedersem iki tane daha var. Toplam dört tane gölek yapmışlar. Büyük ihtimalle şuralar da suyla doluydu o zamanlar. Şu anda şurada bir geçiş yapmış zannedersem. Suyun boşaltılması için. Evet. Şu kuyuya bir bakalım. Burada bir kuyu var. Maceramızı yaşamaya. Evet. Yani bu maden üretim tüm döneminde ağırlıklı olarak kalay, gümüş, demir, olmak üzere yaklaşık 6 çeşit ana çeşit olarak maden üretiyorlarmış. Tabii daha farklı mineraller de var burada. Kristaller var, farklı şimdi bilmediğim daha değişik madenler var. Evet. Rose Dave geldi. Evet, it de orada işini görüyor. Şu tepeye çıkıp bir zirveden bakalım. Daisy. Daisy, Daisy gel kızım. Benim ufacık it koskoca iti çeviriyor. Gel kızım gel. Gel kızım. Şimdi tırmanıp tepeden her tarafı iyice bir algılamak istiyorum. Sizlere göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, bu madenin daha şöyle bakın. Şu geldiğimiz nokta, en son evleri gördüğümüz nokta. Oradan başlıyor. Dere boyuna, sağ boyuna bu şekilde çıkıyor. Ve şu en son görülen birikimleri bayağı rüzgarlı. Daha devamı var. Ama ben şimdi sadece rüzgarlı olan yerleri göstereceğim. Evet arkadaşlar, hemen buradan devam edelim. Oo. Değil mi? Hemen şu şuradan gidelim. Törevler, bacalar, törevler de it.
kendi günlerimize koymuşlar. En yani Müslümanlar zaten dinlenirken onlar en çok çalışmayı tercih ediyorlar. Ben de onların yaptığı teknik taktikte onların en çok dinlendiği günleri benim en çok çalışma günüm yaptım. Bacayı gördüğünüz gibi şu da motor evi. Evet. Şuradan inelim de motor evini yakından bir bakalım. Orada içinde önünde kuyu da var. Evet, hemen inelim. Özledeydi geldim. Evet. Bunlar işte havalandırma bacası. Ondan sonra makinaların, zincirlerin, bunların işte bir şekilde işe yaraması için varmış. Demir var. Şu taş almak istiyorum. Bayağı bir mineral dolu içi. Devam edelim. Bazen göze çarpıyor böyle güzel olan şeyler de geçerken. Evet. Yani şurada bir yakından bakabilirsek. Evet. Bak, burada giriş de varmış. İçeride büyük ihtimalle bazı farklı yaban hayvanları, tilki, sansar gibi hayvanlar da büyük ihtimalle yaşıyor olabilir. Evet, içeri girmeyeceğim. Zaten ışığım da yok, karanlık. Devam edelim. Yahu direydi. Şimdiki. Burası da motor evleriydi. Yani motor evi dediğim, o zamanlarda tabii buharlı motorlar kullanıyorlardı genelde. Ve onları ilk önce motoru yapıyorlardı. Büyüklüğüne göre çünkü. Ondan sonra bu binayı da etrafına tekrardan yapıyorlardı ve kapatıyorlardı yağmurdan, soğuk havadan, artık kötü havadan korunmak için, rüzgardan, her neyse. Bunlar ne görev görüyordu? Bunlar asansör görevi görüyordu. Yani cevheri yukarı çıkarmak için, işçileri indir çıkar yapmak için. Şurası da gördüğünüz gibi asansörün şeyi, büyük ihtimal şaft giriş. Şöyle bir bakalım. Evet. Bayağı bir derin. Ama size şöyle söyleyeyim. Görünüş taban olarak en az bir 100 metre, 150 metre belki de gidiyordur direkt aşağı. Evet. Şaftımız bayağı bir derin. Dur bir şey atalım içine, ne kadar gidiyor. Taş atalım. Şöyle bir taş olsun. Bakalım ses gelecek mi? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 saniye sürdü. Ve taban da su dolu. Evet. 6 saniye. Wow. Düşünsenize. Buradan düşen bir şey 6 saniyede madenin ilk tabanına varıyor. Tarafa doğru. Şuradaki diğer motor evini de göstermek istiyorum size. Evet, motor evini
son hali. Şimdi arkadaşlar, şimdi bu madenlerin çoğu koruma altında. Yani istediğiniz gibi kafanıza göre gidip kazı yapamazsınız, giremezsiniz her yere. Tabii insanlara açık olan madenler de var, kapalı olanlar da var. Şimdi bazıları bunların devlet tarafından koruma altında, yani şey olarak eski kendi kültürlerinin bir parçası olarak. Bazı bölgeleri serbesttir. Güzel şey böyle taşlar kenarlarda, buralarda. Bunların pek fazla bir önemi yok. Şurada bir parça varmış. Fazla bir şey yok ama girmiş var abi, şey kalay var. Neyse, devam edelim. Şu diğer binaya da bir göz atalım. Evet, dediğim gibi şimdi Cornwall bölgesinde 3000'den fazla maden ocakları var. Bunların bazıları halka açık, bazıları kapalı. Evet, burası da, şurada bir kuyu daha var. Burada yıkılan binanın parçası. Büyük ihtimalle motor evi burasıydı. Şu andaki bulunduğumuz yer. Devam edelim. Kuyu da orada var. Gördünüz mü? Kuyu da şurada. Bakın, burası koruma altına alınmış bir bölge. Gördüğünüz gibi buraya girip kafanıza göre toplayamazsınız bir şey. Şöyle. Çünkü iki neden var. Birincisi tehlikeli. İkincisi de bu madenlerin bazı bölgelerinde arsenik de bulunuyor. Yani tehlikeli bir madde, maden. Yani insanların şey yapmaması için büyük çukur, çökme falan var. Gördüğünüz gibi bu tarafta 3 kilometre falan gidiyor yukarı doğru. Bu video bayağı uzun oldu. Bir sonraki videoda da buradan yukarıyı işletme alanları var. İşletme binaları. Onları inşallah göstereceğiz. Ve yukarı tarafta gelmiş olacağız. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İyi maceralı oldu. Umarım hoşunuza gider. Videolarımızı beğenin. Kanalımıza üye olun. İnşallah bu yaz boyunca bu bölgedeki 3000 madenin hepsini gezemesek de belki de 20-30 tanesini size gezdireceğim. Gezip göreceğiz beraber. Bilgi edineceğiz madenler hakkında. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, eve geldik. Kısaca ben hemen
bugünkü topladığımız taşları bir göstereceğim size. Evet, şu kristal yapısı olan bir taş, içinde kristallarla oluşmuş şunun gibi. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. İçinde kristal var. Dışı temizlenen çivi ihtimal cam gibi. Zaten şekil de almış. Görünüyor az çok. Şu şekilde yani. Şöyle şekil almış bir şekilde. Güzel beyaz kristal oluşumu. Bunları bir temizleyip güzel bir display taşı olarak kullanabiliriz. Evet. Hemen diğerine geçeyim. Şu arkadaşlar çok süper solid diyebilirim yani. Solid bir şekilde oluşmuş. Gümüş ve kalay var içinde. Pirit de var az bir şey. Yalanız bunun %80 dolayısıyla neredeyse %80 ben gümüş olduğunu tahmin ediyorum. Her tarafında mineral var. Gümüş minerali. Saf diyebilirim yani. Çok güzel bir oluşum. Bunu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Evet. Şu da o şekilde. Solid bir şekilde oluşmuş. Gümüş ve pirit. Kalay. Al bir şey demir de var. Hasıl gördüğünüz gibi ama çok fazla bir demir yok. En çok da gümüşün ve kalayın var olduğunu düşünüyorum burada da. Şöyle bakalım. Evet. Bunda da gümüş çok. Şuraya geçelim hemen. Bu da böyle bir taş. İçi büyük ihtimal pirit ve demirin yoğun olduğu bir taş. Şuna geçelim. Bunda da komple gümüş, en çok olan sırf gümüşten oluşan, bir de asbestos var zannedersem az bir şey. Evet, biraz da arsenik var bunda. Şu sarı yerler arsenik zannedersem. Yani bunlar biraz tehlikeli kimyasallar. Hemen diğerine geçelim. Mineraller diyelim, kimyasal değil de hatta kimyasal mineraldir. Evet, bu da diğeri. Bu da sırf içinde gümüş ve granit taşı. Sırf bunda pirit yok hemen hemen. Kalay da yoktur. Az bir şey, bir tarafta o kimyasaldan görüyorsunuz. Arsenik. Evet. Şuna geçelim diğer. Bu da böyle bir taşımız. Şu köşede mineral görünüyor az bir şey ama içi ağırlıklı gümüşüm olduğunu düşünüyorum bunda da. Evet, bu da diğer taşımız. Hızlı hızlı geçelim. Bir de şurada bir şöyle bir farklı bir taş bulmuştum. Onu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Böyle dilim dilim açılıyor sanki kitap defteri gibi. Çok hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi çok tuhaf bir taş. Bunu da almak istedim. Display olarak temizlendi mi güzel olabilir. Farklı bir tür. Bunun bir türü. Evet. Şimdi şu bir tanesi büyük olan bir taş. Bu da yaklaşık 7-8 kilo var. Çok ağır. Ve bunda da çok yüksek gümüşüm olduğunu düşünüyorum. Şu köşede de sinyalini veriyor. Gördüğünüz gibi. Çok ağır şeyi var. Hacmi. Demir de var büyük ihtimalle bunda. Ve bunun gibi bir tane daha büyük taşımız var. Onu da göstermek istiyorum. Evet. Bu da diğeri. Bunda da çok yüksek gümüş var. Şöyle görünüyorsa. Bu da var yaklaşık bir 7-8 kilo. Bunları ileriki videoda bir asitik olarak temizleriz.
çok güzel görüntü çıkacağına eminim bunlardan. Evet arkadaşlar, bu bugünkü gezimizdeydi. Bir sonraki videoda bunları bir temizlemeden geçirir, tekrar bir göz atarız. Evet arkadaşlar, videolarımızı beğenin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.